Kıymetli Ehl-i Beyt aşıkları, değerli dostlarım, yeni bir hicri seneye, yeni bir bereket ayına, Şehrullahil Muharrem'e, yani Allah'ın ayı kabul ettiğimiz mübarek Muharrem ayına daha ulaşmanın sevinciyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Birliğimizi, kardeşliğimizi öne çıkartan davette sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti paylaşmak isterim. 3 gün önce alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretinin kameri ayla 1443. yılıydı. Bütün dünya için merhametin, şefkatin, mananın maddeye tercih edileceği hayırlı bir sene olmasını diliyorum. Muhterem Hazirun başta olmak üzere bütün Müslümanların Hicri 1443. yılını tebrik ediyor. Sağlıklı, bereketli yeni bir yıl temenni ediyorum. Hicret, sevginin, kardeşliğin, dostluğun, en önemlisi de paylaşmanın ne demek olduğunu Ensar Muhacirin dayanışmasıyla biz Müslümanlara öğretmiştir. Asr-ı saadet dediğimiz bu dönem, insan onuruna yaraşır şekilde eşit ve hür yaşamanın yeni ve aydınlık bir çağın başlamasına vesile olmuştur. Muharrem ayının bu ilk günlerinde bu güzel camiayla Muharrem iftarının feyzi ve bereketiyle bir arada olmak benim için çok büyük manalar ihtiva ediyor. Dünya Ehl-i Beyt Vakfımızın her mensubunu, kardeşliğimizin bekası, vefa ve Müslüman hassasiyetlerinin ihyası adına Hüseyini bir şuurla sergiledikleri ulusal ve uluslararası çalışmalar, birlik ve beraberlik buluşmaları için tebrik ediyorum. Kainatın efendisine ve onun göz bebeği olan hepimizin göz bebeği Ehl-i Beyt'ine gönül veren bütün gönüldaşlarımızı rahmetiyle, bereketiyle muamele etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Muharrem ayında tutulan oruçların, yapılan duaların, nefis terbiyesi ve tefekküre ayrılan zamanın, muhtaçlara yapılan infakın idrakinde olan kardeşlerimin ibadetlerinin kabul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugünlerin ilahi berekete ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olmasına hizmet edenlerden Allah razı olsun. Bu vesileyle bir hafta sonra idrak edeceğimiz bütün semavi dinlerin müntesipleri için son derecede önemli ve özel bir gün olan Aşura'da buluşmayı sabırsızlıkla beklediğimizi ifade etmek isterim. Değerli dostlarım, kelime manası barış ve esenlik anlamlarına gelen ve evrensel insanlık değerleri üzerine kurulmuş bir dinin mensuplarıyız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği çağı kendisine yakıştırılan, verilen emin sıfatıyla ışıklandırmış ve içinde yaşadığı toplumda büyük bir güven tesis etmiştir. Zulmü, cehaleti, eşitsizliği, köle düzenini yok etmiş, temizliği, kadın, çocuk ve hayvan haklarını, ağaç ve doğa sevgisini cahiliye toplumunda var etmeye çalışmıştır. İlmi, sevgiyi, sadakati, nefis terbiyesini öğretmeye çalışmış, yüksek ahlakıyla ümmetine örnek olmuştur. Kızı odasına girince ayağa kalkarak onu yanına oturtan müşfik bir baba, namaz kılarken torunlarının omuzlarına çıkmasına aldırmayan sevgi dolu bir büyük babaydı. Bir köleyle asil bir kadının izdivacına ön ayak olarak sınıf kavramını tarumar etmiş, yaşadığı çağda görülmedik yenilikler yapmış büyük bir devrimciydi. Evrensel insan haklarında sessiz devrim yaparak karanlık bir çağı aydınlığa çevirmiş, adeta damga vurmuştu. Bu yüksek ahlak ve yüksek insanlık değerlerini evlatlarına ve sevgili torunlarına, yani Ehl-i Beyt'ine, onlar vasıtasıyla da hakkın ışığını dünyadaki diğer insanlara taşıyan, aydınlatan, başka insanlara devreden bir önderdi. Yüksek ahlakın timsali, Ehl-i Beyt'in sonraki nesilleri olan seyitlere, şeriflere toplumu aydınlattıkları için minnettarız. Değerli dostlarım, malumunuz olduğu üzere Muharrem ayı Müslümanlar için yeni başlangıçlar ve bereket ayı olmanın yanı sıra maalesef içimizde yer eden büyük bir acının da ayıdır. Matem günlerinin yine ve yeniden dile geldiği zamanlardır.
Muharrem ayının 10. günü Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin ve ailesinden 72 kişinin Kerbela'da şehit edildiği, bütün dünya Müslümanlarının ortak hafızasında yer eden büyük bir elem günüdür. Bu elim olay, milletimiz başta olmak üzere ırkı, mezhebi, meşrebi, ideolojisi ne olursa olsun bütün Müslümanların ortak hüznüdür. Bu sebeple Muharrem ayının 10. günü olan Aşura gününün tarih boyunca Müslüman toplumlar açısından ayrı bir önem taşıdığını hepimiz biliriz. Üzerinden geçen asırlara rağmen İslam dünyasının Kerbela'da yaşanan trajediden ders çıkartmadığını, özünde esenlik ve barış olan dinimiz İslam'ın temeline aykırı olan dünyevi iktidar hırsıyla davranmanın vahim sonuçlarını hala tam olarak idrak edemediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Bugün yeni Kerbelalar yaşamamak için Seyyid Nesimilerin, Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların birleştirici kardeşliğinde birbirimize gönüllerimizi açmaya ve hemdert olmaya mecburuz. Maneviyatı güçlü, yüce gönüllülükte yarışan nesiller yetiştirmeye mecburuz. Kerbela'nın acısı ayrıştıran değil, bizleri birleştiren güzelliklere vesile olmalıdır. Bütün dünya Müslümanları Kerbela'dan ibret alarak ayrılık gayrılık değil, birlik ve beraberliğe, bütün müminler kardeştir düsturuna sarılmaya mecburdur. Hazreti Hüseyin'i anlamak, hakkın, hukukun, özgürlüğün, adaletin, ahde vefanın, sözüne sadık kalmanın yoluna baş koymaktır. Değerli dostlarım, Hazreti Hüseyin, İslam'ın evrensel ahlak ilkelerine, hak, adalet ve kardeşlik duygularına bağlı halis bir Müslümandı. Sevgili dedesinin, sevgili babasının hak yoluna sadıktı. Hareketleri ve içinde bulunduğu insani sınırlar ve güzel ahlakı, yumuşak karakteri İslam ahlakı çerçevesindeydi. Güçlü olmanın haklı olmak anlamına gelmediğini bildiği için haksızlık ve zorbalık karşısında asla pes etmemiş ve bu uğurda canını feda etmekten çekinmemişti. İslam ve İslam ahlakı temelinden ayrılmamış, kimseye zalimlik etmemiş ve bu naiflik üzerine hakka yürümeyi seçmiştir. 12 imamlar ve bütün bir ehli beyt Kur'an-ı Kerim aydınlığında bütün dünyayı aydınlatmışlardı. Cehalete ve cehle, cahile, zulme ve zalime, heva ve hevesi peşinde koşup toplumu hiçe sayan yöneticilere karşı ölümüne mücadele etmişlerdi. Bugün de herkesi bu büyük ve kutlu mücadele insanlarının yoluna davet etmekteyiz. Maalesef dünyanın birçok yerinde, Müslümanların yaşadığı birçok coğrafyada yeni Kerbelalar yaşanıyor. Maalesef bugün dinlik, hak ve adalet arayışları ehli beytin Kerbela'daki suya hasreti gibidir. Bu susamışlık hakka, hakikate, adalete, merhamete, şefkate olan susamışlıktır. Kerbela'ya giderken kardeşi Hazreti Hüseyin'in yanında iki oğluyla yer alan ve çocuklarını şehit veren Hazreti Zeynep'i anmadan geçemeyiz. Yezid'in karşısında dahi inancından ve mücadelesinden taviz vermemesi, inançlı ve mücadeleci bir kadının göstermesi beklenen tavrı sergilemesi bakımından bugün de örnek alınacak büyük bir şahsiyettir. Bu vesileyle o dönem şartlarında hiç kimseyi dinlemeden adaletsiz, zorba ve hunhar muktedirlere karşı hakkın ve hakikatin savunucusu olan Hazreti Zeynep'i de tazimle, hürmetle anıyorum. Şehadetlerinin sene-i devriyesinde Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'i, onunla birlikte Kerbela'da şehit olan hemrahlarını rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Kutlu Muharrem ayının gönlünde ehlibeyt sevgisi olan bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, yeni güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Ayrıca bu vesileyle bugüne kadar hak, hukuk, adalet, ahlak, erdem ve şeref için can veren bütün şehitleri, şühedayı rahmet, minnet ve tazimle yad ediyorum. Cenab-ı Hak istikametimizi sabit, birliğimizi daim, varlığınızı kaim, oruçlarınızı makbul, dualarınızı kabul buyursun. Bu güzel buluşmaya sebep olan, geçmişten bugüne kadar bu güzel buluşmaları tertip eden Ehl-i Beyt Vakfımızın değerli başkanı Fermani Altun Bey'e de burada teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Kendisinden ve bu güzel toplantılarda bir araya gelen herkesten Allah razı olsun.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.